Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Risale-i Kutsiyet dersimizden 8. bab 69. beyte gelmiş oluyoruz. Bu babta derbeyan adab-ı mürşidan fi talimi tarikatil aliyeti lirrical ve nisa ve sibyan ve can. Bu tarikat-ı aliyede etiklere, kadınlara, çocuklara ve cinlere tarikatı öğretmenin adabı, öğretme usulleri yani. Bir ehli sünnet olmak istese mensup, tarikat ahzına talip ve mergub. Hemen kıl istihare hem o mahbub, görünse istikamet eyle mahsup. Bu adaptır, riayet kıl gidelim cemali bağ kemale seyredin. Bir ehli sünnet olmak istese mensup. Yani kadın, erkek, çocuk, büyük, fark etmez, cin de dahil bu işe. Bunlardan ehli sünnet olan birisi tarikat mensubu olmak isterse. Demek ki önce ehli sünnet olmak gerekiyor. Ehli bidat olursa onun tarikatta bir işi yok. Onun tarikattan nasibi yok. Maneviyattan nasibi yok. Çünkü bu yolun reisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun tabileri olan Hulefa-i Raşidin ve Ashab-ı Kiram'dır. Onları kabul etmeyen ehli sünnet olamıyor. Ashabın aleyhine konuşan Şia, hariciler, onlarda bu maneviyat yoktur. Tarikat ahzına talip ve mergub. Böyle ehl-i sünnet olan kişi, tarikat almayı isteyici, rağbetli, kendisi istiyorsa, rağbetliyse, hemen kıl istihare, hem o mahbub. Sen diyor hemen onun hakkında istihare yap ve o sevgili olan kişi de istihare yapsın. İstihare yapmadan tarikat tesisi verilmesin diyor. Görürse istikamet eyle mahsul. İstihare doğruluk, istikamet düzgün bir hal görülürse o kimseyi hesaba kat. İhvanlardan say. Bu adaptır. Riayet kıl gidelim cemali bağ kemale seyredelim. İşte istihare yolu bu yolun adaplarındandır, edeplerindendir. Buna dikkat edelim ki Mevla'nın cemaline ulaşalım. Demek tarikata girmek isteyen kişi kendisi isteyecek. Ben, bana gel, bize gel. Gel tarikata gir. Denmez yani. O bizim yolumuzda yok. Tarikat Allah'a ulaştıran manevi yoldur. Bu yol Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenildi. Eğer öyle gönülden gönüle elden ele geliyor. Maneviyat olmadan bu iş olmaz diyor. Tarikat şeriatı dikkatli yaşamaktır. Tarikatta iki şey ile ilerlenir. Zikirle ve rabıtayla. Hafî zikir Nakş tarikatında seçilmiştir. Hafaza meleklerini işitmediği gizli zikir, hafaza meleklerini işitmiş olduğu aşikar zikirden sevap bakımından 70 kat daha ziyade sevaptı. Hadis-i şerifte böyle. Allah-u Teala ne buyuruyor? Ya evlilerin amelü zikrullah zikren kesira. Ey medenler Allah çok çok zikredin. Ey müminler düşman topluyla karşılaştığınız zaman kaçmayın, sebat edin ve Allah'a çok zikredin ki belki kurtulursunuz. Yani. Savaşta bile zikir lazım. Görünmezse eğer ki istikamet, yedi kez istihare kıl inayet. Zuhur ederse ker temkiyunu muhabbet, emanet feyzi ver, bulsun keramet. Hidayet kibriyanın gel gidelim cemali bakımlara sevdi. Görünmezse eğer ki istikamet, yedi kez istihare kıl inayet. Eğer yapılan ilk istiharede istikamet görünmezse, çıkmazsa yani istiharesi, bu sefer istihareyi yedi kere tamamlayın diyor. Baştan zaten bunu söylüyoruz. Yedi kere yap. O zaten insanların çoğuna bu biraz zor geliyor biliyor musun? Sallıyorlar, mallıyorlar falan filan. Demek ki adamın niyeti yok. Niyeti olsa kimisi üç günde onu yapıyor. Yedi istihareyi üç günde yapıyor, beş günde yapıyor. Kimisi de 3 ayda 5 ayda yapamıyor. Dolayısıyla kişi kendisi istiyorsa uç olur. Zuhur ederse ger temkiyunu muhabbet, emanet feyzi ver, bulsun keramet. Gönlünde bir yerleşme ve sevgi hasıl olursa ona emaneten bir feyiz ver. Başlasın ilerlemeye. Demek ki bak feyiz kimden verilir görüyor musun? Herkese verilmiyor. Demek istihar yapıldıkça gönülde bir yerleşme oluyor, muhabbet oluyor, kuvvet yerleşiyor. Niyeti adamı ciddileşiyor yani. Hidayet Kibriya'nın gel gidelim cemali bağ kemal eseri dedim. Hayra ulaştırmak, kulluk sahibi olan Mevla Teala'nındır.
kemal sahibi olan Mevlamızın cemalini seyredeceği. Demek ki ona o kapıları açacak olan Allah-u Teala'dır. Sen işte karışma. Ona yolu göster. O vazifeyi yaparsa, gönlü bu işe layıksa Cenab-ı Hak ona kapıyı açar. İmam Harp Hazretleri buyuruyor ki, tarikat dersi almak isteyen bir kimse de istihare etmezden evvel bulunan heves ve istek, istihare yaptıktan sonra da devam ediyorsa, hatta daha fazlalaşmışsa, mürşidin o kimseye karşı hüsnü zanı artmışsa, mürşid ona tarikat dersini versin. Eğer hevesi aynıysa istihareye devam etsin. Eğer istihareden sonra heves eksildiyse ona ders vermesin. Görüyor musun? İstihare demek ki arada şey oluyor, mihenk taşı oluyor. Eğer sadrin kabul kılsa o zatı inabe vir bula gönlü necati. Pes andan istihare vir sıfatı ola onur bula sırrı hayati. Bu isticalde mahsus gidelim cemali başımıza. Eğer sadrin kabul kılsa o zatı, istihare yapmadan evvel eğer kalbin o zatı kabul ediyorsa ey müşrik efendi, uzak yerden gelen bir adam mesela bir daha gelmesi zor. Yurt dışından gelmiş mesela. Öyle adam mürşitle Efendi Hazretleri görüştüğü zaman onun haline bakar. Ona ne yapar? Maneviyatına bakar. Kalbine bakar. İnabe ver bula gönlü necat. Ona diyor tarikat tersini ver. Eğer onun gönlüne uygun geliyorsa ona diyor tarikat tersini ver. Onun da gönlünü necat bulsun, kurtulsun. Pes andan istihare bir sıfat. Sonra ona tarikat tezvetin, sonra ona tekrar istihare ver. Ya nasıl ders aldı, istihareye gerek yok deme. Bereket bulsun. Ya. Ola onur, bula sır hayatı. O kişi sıfatları, her azasın, nur olsun, manevi hayatın sırrını bulsun. Yine de bak istihare yapsın diyor. Bu isticalde mahsustur. Gidelim cemali bağ kemalesi. Bu şekilde ister yapmadan ders vermek mürşide ait olan bu husus acele durumlara mahsus oluyor. Böyle nadir oluyor. Şun ekmel mürşid oldu sırrı deyyan. Makam-ı istihare kalbi burhan. Veli adab-ı eslaf oldu şayan. Bu sünnettir ki makbul ola insan. Gözet adab-ı gel hakkı derim cemali bakemlerle seyrediliyor. Çün ekmel mürşid oldu sırrı deyyan. Çünkü ekmel mürşid, kamil mürşid Allah'ın Teala'nın sırrıdır. Sır oldu. Olgunlaştığı için artık Allah'ın sırrı açılıyor. Makam-ı istihare kalbi burhan. O mürşidin makam-ı istihare kalbi delil. Yani kendisi istihare makamındadır. Kalbi ise masivadan azat olduğu için delildir. Böyledir ama veli adab-ı eslaf oldu şayan. Velakin geçmiş büyüklerin adabına uymak münasip oldu. Gene evvelkilerin adabına uy. Bu sünnettir ki makbul ola insan. İstihare sünnettir ki bununla insan makbul ol. Budur değil midir anlaşılır. Gözet adabı gel hakka gidelim cemali bak emanesi. O halde adabı gözet. Yani illa istihare yapması lazımdır. Tamam mı? Öyle olur. Efendi Hazretim sen hemen istihare yapın diyordu. Gönlünü anlar onu. Gönlünü gelen halden onu anlar ama gene seni işe koşuyor. Sen Mevla'ya danış. Namazını kıl, ister namazını. Allah-u Teala'ya sor. Bakalım ne gösteriyor. Tarikat talim eyle, ger sonra ol. Giderse istikamet hak açar yol. Değilse müstakim hak rahmeti bol. Gadap itme huda belki açar yol. Terahüm kıl ibadet gel gidelim. Cemal-i bâ kemale seyredelim. Tarikat talim eyle, ger sonra ol. Giderse istikamet hak açar yol. Burada mürşide tembih var. Ey şeyh efendi diyor, istiharesi çıkmış olan kimseye tarikatı öğret. Tarikat talim et ona. Eğer sonra o talim eylediğin mürit tarikatta istikamet ederse, aldığı derse sadık bir şekilde çalışırsa Allah-u Teala ona yol açar. Değilse müstakim, hak rahmeti bol. Eğer müstakim değilse o kimseyi müritlikten çıkaracak değilsin. Hakkın rahmeti bol. Adam tembel, ders yapmıyor. Yine öyle kalıyor. Allah'ın rahmeti boldur. Gadap itme. Bu da belki açar yok. O istikamet etmedi diye kızma. Belki Mevla Teala ona bir yol açar. Bir gün istikameti olmayan bir adam, bakarsın yarın istikamette olabilir.
Geceleri var ki durur durur bir anda parlar. 20 sene müddetle gevşek hareket edip bir saat ciddi bir şekilde halis niyetle çalışsa mesafeleri kat edebilir. Ama bir mesele var diyor Efendi Hazretlerimiz burada. Ömür vefa edecek mi acaba? Ya ben sallayayım selam da sonra yaparım. Acaba müsaade olacak mı? O yüzden nefsinize göz açtırmayın, ona acımayın. Bu yolda öleceksin deyin. Ama herkes vakitlerini düzenli yapsın diyor. İstirahat vakti istirahat, ders vakti ders. Terahüm kıl ibadet gel gidelim cemaat ibadet cemaatine. İnsanlara merhamet et de Mevla'ya gidelim diyor. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Kendisini hakir, değersiz bilen kişi aldanmaz. Başkasını hakir bilen aldanır. Ya. Yani tarikat dersini yapmamış, istikamet yok olan filan, bu adamlara acıyalım, merhamet edelim, onları hakir görmeyelim. Aziz sen salike çok verme nispet. Sen evvel kalbi talim kıl inayet. Detay sonra ver varsa istikamet. Şu birden olsa bilmez sonra kıymet. Biliyor kamil bu sırrı gel gidelim cemali ba kemale seyredelim. Aziz evladım diyor. Aziz kardeşim sen salike çok verme nispet. Yeni ders alan kişiye müride hemen vazifeyi fazla nispet verme. Yani fazla feyiz akıtma ona. Sen evvel kalbi talim kıl inayet. Evvela müride kalp latifesini öğret. Ona yardım et. Yani evvela kalp dersinden başlıyoruz. Hazırlık dersi. Allah 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 Allah. Bu en az 5000 kere yapılır. Eskiden latifeler dersi yani 10 latife hepsi ayrı ayrı veriliyormuş. Ya. Şimdi hepsi birden veriliyor. Önce kalp dersi, sonra letaif dersi. Letaif sonra bir varsa istikamet. Kalp taliminden sonra istikamet varsa ona latifeleri dersini ver. Letaifler dersi. 10.000 yani. Şu birden olsa bilmez sonra kıymet. Çünkü hepsini birden verirsen kıymet bilmez. Bilir kamil bu sırrı gel gidelim cemali bakım arasıyla. Önce kalpten başlanıyor. Kalp motor gibidir yani. Onu güzel şekilde çalıştırınca ne oluyor? Yerleşiyor. Artık diğer tersi yapmaya azmediyor. Bir anda hepsini verse kalp, ruh, sır, hak, ruh, nefis, tabir, havuz, ateş. Ya hangisini yapayım, nasıl yapayım, ne diyeyim? Karıştırır. Fazladır, ağır gelir falan. O yüzden azar azar, yavaş yavaş. Çocuk evvela değil mi? Süt, anne sütü içiyor. Sonra diye yiyecekleri alıştırıyor. Bu da bunun gibidir. Yani ruh yavaş yavaş feyze layık ediliyor yani. Direkt bir anda olsa ne yapmaz, kıymet bilmez, kaldıramaz, dağıtır kendini. İşte bu işin ehli mürşitlerdir. Biz de yani terbiye edilmek istiyorsak mürşitlere tabi olacağız. Kendi başımıza ancak nefsimiz iş yaparız. Sünnet-i öğrenirsin, rivayetlere bakarsın, o kitaplardan öğrendiği şekilde değil mi? Namazını, ibadetlerini, bedensel şeyleri yaparsın. Ama ruh durumu o bir ehline müracaat gerektiriyor. Mevla Teala içimize dışımızı nur eylesin inşallah. Velhamdülillah Rabbil Alemin.